Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yeni bir Huawei kulaklıkla beraberiz. Ama kulağımda kitler küpe değil, kulaklığın ta kendisi. Çünkü geçtiğimiz hafta Dubai'ye lansmanına gittiğim ve oradan sizlere de ilk bakışını yaptığım Huawei FreeClip ofisi bize geldi ve geldiği günden beri de kullanıyorum. Peki bu tarz açık tasarımlı bir kulaklık bize ne yarar sağlar? Hangi alanlarda kullanabiliriz? Ve pek tabii ki kullanım şeklinden ben de memnun kaldım mı bu videoda bahsediyorum. İsterseniz de fazla uzatmadan Huawei FreeClip'in incelemesine geçelim. Huawei FreeClip açık tasarımlı dediğimiz ama farklı bir açık tasarımlı kulaklık. Yarı açık dediklerimiz aslında Huawei'nin FreeBuds 5'i farklı farklı markalarda gördüğümüz özellikle AirPods'ta gördüğümüz tasarım olarak geçiyor. Bir de kapalı ya da silikonlu kulaklıklar deriz. Bu da FreeBuds Pro başta olmak üzere birçok cihazda bulunur ve aslında kulaklık dediğimiz olgu hep bu iki tasarım arasında değişmekte. Ama Huawei FreeClip burada gerçekten bambaşka bir tasarıma geçmiş ve açık dediğimiz tasarımı gerçek manada açık yaparak size birçok avantaj ve tabii ki bazı dezavantajlar da getirmiş. Peki nedir? Ama her zaman olduğu gibi bir tasarımıyla başlayalım. Taktığımda çok rahat bir şekilde takıyorum. Neden gördüğünüz gibi. Taktığınız anda aslında bir küpe takmışsınız hissiyatı veren bir kulaklık. Çünkü burada bir yuvarlak var. İşte kulağınıza takıyorsunuz. Gerçekten bir hani küpe takar hissiyatı veren bir kulaklıktan bahsediyorum. Ama çıkardığınızda bir tarafı bildiğiniz fasulyeye benzeyen bir tarafı da küre şeklinde iki yapılı bir kulaklık karşımıza çıkıyor ki ortasındaki kablo da gerçekten estek bir yapıda ki bizdeki siyah rengi aslında böyle koyu gri antresit rengi. Bir de bunun moru var. Gümüşle mor arasında renk değiştiren şekilde kullanılıyor. Ben ilk incelemeyi gümüşüyle yapmıştım. Burada da siyahından bahsedeceğim. Tasarımına baktığımızda dediğim gibi bir böyle küpe gibi tasarım var. Ve aynı zamanda esnek ve elastik bir yapıda olduğunu görüyorsunuz. Kendileri 5.7 gram ağırlığında. Bu kulaklığın toplam ağırlığı yani işte piliyle vesaire beraber. Bu fosilye gibi olan yer konfor fosilyesi olarak geçiyor. Hem sizin kulağınıza destek sağlıyor hem de işte bir diğer yandan içerisinde pil, mikrofon ve chipsete burada bulunuyor. Yani bütün kontrol birimi aslında bu fasili olan kısım. Top kısmına geldiğimizde o da zaten akustik top olarak geçiyor ve hem mikrofonu, VPU dediğimiz mikrofonu, gürültü engellemede kullanılan mikrofonu hem de hoparlör kısmı burada yer alıyor ki hoparlörü de 10,8 milimetrelik bir dinamik sürücüyle, çift kanallı dinamik sürücüyle beraber geldiğini söyleyelim. Çift mıknatıslı dinamik sürücü demek daha doğru. Arada da bir kablo ünitesi var ama bu elastik bir yapıda olduğu için hani öyle kopma vesaire olmaz mı? Bakın tap tersine bile çevirdiğimde aynı yere geliyor. Bir hafızalı durumda var burada onu da söyleyelim. C köprüsü olarak da isimlendirildiğini söylemek istiyorum. Çünkü şöyle baktığınızda ya da şöyle göstermek daha doğru C şeklinde görünüyor. Ve gerçekten çok rahat bir şekilde takıyorsunuz. Bunu çıkartayım takıyorum. Ağırlığı 5.7 gram 5.6 gram civarında olduğu için de sizi hiç ağırlık hissetmiyor. Hatta hani kulağınızın içine bir şey sokmadığınız için teknik olarak kulaklık takıyormuşsunuz gibi de gelmiyor. Bu açıda ben bunu gerçekten sevdim. Yani böyle bir düşünce çok mantıklı ve güzel de olmuş. Şöyle mesela yerleştirdiğimde de tam yerleştirilmiş kısmı bu. Hoparlör direkt kulağımın içine dönük olduğu için de sesi direkt içine verebiliyor. Diğer özelliklerinden yani teknik kısmından bahsedeceğim ama böyle bir kulaklık ne işinize yarar? Neden böyle bir tasarım tercih edilmiş olabilir sorularının cevabını vermek istiyor. Bir, ne işe yarar? Açık tasarımlı kulaklık seviyorsanız ve kulağınızın içine işte bir kulaklık taktığınızda uzun süre kullanımlarda özellikle biliyorsunuz bir rahatsızlık verir. Kulak içi ise işte silikonu rahatsız eder. Kulak içi değilse de kemiğinizi rahatsız eder. Bunda öyle bir durum yok. Gerçekten hani ben kullanayım, kullanmayayım uzun süre böyle kulağımda tutup denediğimde evdeyken Yok. Hani aradan saatler geçse de bir ağırlık, bir sorun hissetmiyorsunuz. En başında bu. Yani bir konfor arıyorsanız bu kulaklık sizin işinize yarayabilir. İkincisi etrafı duyma. Yani bir İşteyken mesela örneğin ofisteyken ben bunu bütün gün sabah geldiğimde bile hatta evden çıkıp taktıktan sonra otobüste metrobüse tak çıkartmayıp e, ofise de geldiğimde rahatlıkla kullanabiliyorum. Çünkü şu an kendi sesimi ofisteyken işte Ersin abini, Yıldır abinin, Yıldıray abinin, Eren'in, Doğuş'un, Can'ın sesini de rahatlıkla duyabiliyorum. Çünkü açık tasarımlı bir kulaklık. Ve bir diğer yandan bilgisayarımda bir şey yaparken bilgisayarımdan bluetooth'la bağlanmışsa telefonda bir şey yapıyorken rahatlıkla buradan da ses akışını sağlayabiliyorum. Müzikle dinleyebiliyorum biliyorum birçok şeyi de yapabiliyorum. E bu Dışarıda spordayken de koşuya çıktığınızda mesela e zaten hani İstanbul'un her yerinde ki bu sadece İstanbul için değil Türkiye'deki birçok şehir için geçerli. Her yerinde koşabileceğiniz böyle yeşil alanlar yok. Bazen işte kaldırımda da koşmanız gerekiyor. Gitmek istediğiniz yeri parkuru uzatmak istediğinizde yolun içine girmeniz gerekiyor. E böyle durumlarda da siz koşarken tabii ki bir tempolu müzik açacaksınız. Müzik açtığınızda sağdan soldan araba geliyor mu? İşte dengesiz biri yola çıktı mı? E ne bileyim motosiklet Aralardan geçerken size korna çaldıysa bir şey olduysa onun sesini duydunuz mu? Siz eğer kendinizi burada etrafta kapatırsanız tabii ki riskiniz artar. Bu da etraftaki sesi sürekli duyabilme ama bir diğer yandan müzik dinlemeyi de devam ettirebilme özelliğine sahip olduğu için ki hani aktif gürültü engelleme olan kulaklıklarda şey var diyeceksiniz zaten hani çevre modu var. Evet oluyor ama onlardaki o yapaylık değil. Burada direkt doğal bir şekilde etraftan ses duymaya devam ediyorsunuz. Bir diğer yandan diğerleri için bir negatif yol gibi olsa da hatırlayanlarınız vardır. Bundan bir sene önce belki de belki iki sene önce burada bir doktor ağırlamıştık. Kulak bulun bazı sevgili Murat hocamı ağırlamıştık. Murat hoca ile beraber kulak içi kulaklık takmanın zararlarından da bahsetmiştik. Zararları neydi? Siz kulağınızı tamamen kapattığınız için eğer çok yüksek sesle dinlerseniz kulağınızın duyma yetisine zarar verebiliriz. Bir diğer yandan kapalı olduğu için sesle noktasında basınçla alakalı sorunlar olabileceğinden söylemişti. Bir de her kulaklık taktığınızda aslında kulağınızdaki kiri vesaire ileriye ittirdiğiniz için de yine kulağınızın daha fazla kirli olmasını ve yine duyma yetinizin kaybı gibi sorunlardan bahsetmişti. E bu zaten kulağımın içine girmiyor gördüğünüz gibi ben burada hatta kulağımı rahatlıkla kaşıyabiliyorum da e kulağımın içine girmeyen bir şey olduğu için de bu bahsettiğimiz o videoda bahsettiğimiz bütün sorunlar da ortadan kalkmış oluyor. Yani aslında burada Huawei farklı bir şey yapalım, inovatiflik yapalım istemiş ama bir diğer yandan aslında sağlık açısından da önemli bir şeyler ortaya koymuş. Tabii ki dezavantajları neler? Müzik zevki noktasında özellikle bas seviyorsanız birazcık dezavantajı var. Bası duyuyor musunuz, duyuyorsunuz. Şarkıdan keyif alıyor musunuz, alıyorsunuz. Bununla alakalı bir problem yok. Ama bası hissetme durumu vardır ya, bangır bangır o bunda tabii ki gerçekleşmiyor. Bir de aktif gürültü engelleme zaten olamadığı için hani etraftan sürekli sesini duymak, dış sesleri duymak sizin için okey değilse bu zaten kulaklık size göre değil. Bunu da baştan söylemiş olalım. Kulaklığın özelliklerine geldiğimizde ise ilk olarak sürücüsünden bahsedeyim. Zaten başta da söylemiştim. 10,8 mm'lik bir diğer yandan çift mıknatıslı bir sürücü kullanıyor. Bu da burada böyle yuvarlak açıdan olduğu için de güzel de bir sesi verebiliyor. Her ikisi için de tabii ki bu geçerli. Bir diğer yandan 20 Hz ila 20 kHz arasında da frekans desteğini sağlıyor. Bu sayede rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra baktığımızda Bluetooth 5.3 desteği var. Ve kodekler noktasında AAC, SBC'nin yanı sıra L2HC desteği var. Bu özellikle Huawei cihazlarda ve tabii ki destekleyen diğer telefonlarda da kullanabiliyorsunuz. Ama LDAC desteği yok. Yani birçok telefonda LDAC desteğinin olduğunu biliyoruz. Burada o durum bulunmadığını söyleyelim. Ama Huawei cihazlarla en azından diğerlerine nazaran daha kaliteli bir şekilde aktarım yapabiliyorsunuz. Bir de AI Life uygulaması üzerinden de ayarları yapıp ses kalitesine öncelik verirseniz bağlantıdan ziyade sesler çok daha canlı çok daha iyi gelmeye başlıyor. Ama ben farklı Android cihazlarla da iPhone'da da denedim. Ses kalitesinde en ufak bir problem yok çünkü frekans değerleri, iyi, ses tonları iyi. Ama işte e bas severler için burada birazcık daha tiz ağırlıklı bir kulaklık olduğunu da söyleyelim. Çünkü zaten kapalı olmadığı için tabii ki basları duyuyorsunuz. Bununla alakalı bir problem yok. Ama tiz sesler, vokaller, gitar gibi şeyleri çok daha net bir şekilde duyuyorsunuz. Burada öyle bir farklılık olduğunu da söyleyelim. Ama ben bas fazlasıyla seviyorum diyorsanız orada birazcık size yetersiz gelebilme ihtimali var. Kontrol noktasında önemli bir yeniliği var. Normalde şu C köprüsüne de vurarak şu an mesela başlattım. iki kere daha bastım. Durdurdum. Bu kullanımı yapabiliyorsunuz. Ve şu an hemen başladı bende tekrar. Şöyle yapayım. Someone like you Şu an şöyle tekrar vuruyorum. Durdurdum. Burada önemli yanlardan biri. Ben şimdi solda da göstereyim örneği. Şuradaki yere bastığınızda şarkıyı duydurup devam ettirebiliyor. Ama bir diğer yandan daha önce farklı kulaklıklarında da gördüğümüz. Şu an mesela yine durdurdu. Devam ettirdi. Ses geliyormuş şarkının bilmiyorum. Yine durdurdum. Yani aslında kulağınızın hepsi kontrol ünitesine dönmüş oluyor. Çünkü o titreşimden vesaire seçebilecek duruma geliyor ve siz yine AI Life'tan ayarlayabileceğiniz gibi iki kere vurmak, durdurup başlatma, arama gelirse aramayı cevaplama, üç kere vurduğunuzda da bir sonraki şarkıya geçiyor. Ama bunu ben AI Life'tan değiştirdim. Sağ kulağıma üç kere basarsam şarkıyı değiştiriyor. Sol tarafa üç kere yaparsam şarkının başına ya da bir önceki şarkıyı alacak şekilde ayarlıyor. Şöyle de durdurup tekrar şarkı başlamıştı. Bu açıdan güzel bir durumu var. Ama bir diğer yandan malzemelerine baktığımızda TPU malzeme kullanıyor. Yani plastikten vesaire kaynaklı bir şey olmasını engelliyor. Size cil sağlığı açısından bir sorun oluşmasını engelliyor. C şeklindeki C köprümüz ise niti şeklinde bir hafızalı sistem var. Orada zaten 9 katmanlı bir kablolama var. Yani hem kopmasını vesaire engelliyor. Örneğin evde kediniz köpeğiniz de özellikle kediniz oynadığında da koparma şansı yok. Bu konuda içiniz rahat olsun. Ama ama bir diğer yandan o esnekliği kaybetmemesi için de hafızalı bir sistem yapılmış ki siz kendinize açıp kapattığınızda kayma vesaire olmasın. Ki şöyle hani kendinizde bir iki kere sıktığınızda zaten o tam şeklini almış oluyor ve sorunsuzca kullanmaya devam ediyorsunuz. Tabii ki yine merak edilebilecek konulardan biri bu arkadaşımız hangi cihazlarla destekli? Bütün Bluetooth üzerinden ses aktarabilen cihazlarla kullanabilirsiniz. Yani telefon tarafında tabii ki Huawei cihazlar. Android cihazlar, iPhone telefonlar, iPad'ler, televizyonlar, bilgisayarlar hepsiyle de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Burada işte L2AC desteği olan cihazlarda başta Huawei'ler olmak üzere ses kalitesini daha iyi aktarırken diğerlerini AAC ya da SPC üzerinden aktarıp sağlayabiliyorsunuz. Ama tabii ki şey işte kontrol kısmına geldiğimizde zaten video boyunca da bir iki kere söyledim. AI Life uygulamamız burada bulunuyor. Şimdi AI Life'a girdiğimde burada zaten kulaklıklarım bulunuyor free clip'e girdi. Burada zaten hem kulaklıkların hem de şarj kutusunun şarj durumunu görebiliyorum. Bu arada kulaklıklarda güzel bir şey var. Sağ sol durumu yok. Yani siz kutunun içine de kulağınıza da karıştırıp farklı yerlerde taksanız bile cihaz durumu hangisi sağ hangisi sol olduğunu algılayıp düzeltebiliyor ve bu şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu gerçekten önemli çünkü şekilleri birebir olduğu için kafa karışıklığı yaratabiliyor. Bu konuda içiniz rahat olsun. Şimdi bağlantı merkezinde zaten burada özellikle iki cihaz cihazı tutup Mate 50 Pro ile OnePlus 11'e bağlanmıştım. E benim aktif olarak kullandığım telefonlar. Çoklu bağlantıyı açarsa birden fazla cihaza da aynı anda bağlanabiliyor. Bu konuda sorun yaratmıyor. Şimdi geriye geliyorum. Ses efektleri kısmını hatırlıyorsunuz. Burada işte bir farklılık var. Varsayılan yükseliş tizleri yükselt ve sesler kısmında var. Basları yükselt vesaire kısmı gördüğünüz gibi burada bulunmuyor. Yükseliş dersem özellikle spora gittiğimde koşarken ederken daha tempolu bir şekilde müzik dinlemek istediğinizde işe yarıyor. Tizleri yükselt özellikle böyle gitarın vesaire fazla olduğu şarkılarda vokallerin çok daha plana çıkmasını istiyorsanız da sesleri yükselt diyebilirsiniz. Ben burada wire sayılanı seviyorum. Geri geldiğimde ses kalitesinde işte bağlantı kalitesine öncelik ver, ses kalitesine öncelik ver diyor. Ben ses dedim ki daha yüksek, daha kaliteli, daha temiz sesler duyabilmek adına. Hareketleri buradan ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi oynat duraklat olabiliyor ama mesela ben burada sağda oynat duraklat olsun. Sol tarafta bunu yaparsam da sesli asistanı uyandır diyebilirim. 3 kez dokunmaya geldiğimde zaten ayarladığım gibi sağda sonraki şarkı soldan yaparsam da önceki şarkıya geçiyor. Bu sayede kontrolümü rahatlıkla yapabilme kabiliyetine geliyorum. Yine kulaklıklarımı bul var tabii ki burada. Yine Huawei cihazlarından vesaire Buradan ses oynatarak düşürdüğünüzde falan bulabilir. Haritada buldan da son konumunu görebilirsiniz. Güncellemeleri buradan kontrol ediyorsunuz ki sürüm olarak da HarmonyOS OS 4.0.0.112 sürümünde olduğunu görebilirsiniz. Ayarlar kısmına geldiğinizde giyme algılama var. Bunu isterseniz kapatabiliyorsunuz. Dinamik gecikme kısmı özellikle siz oyuna vesaire geçtiğinizde gecikmeyi azaltarak oyunda daha iyi bir şekilde oynamanızı sağlıyor. Sağ ve sola otomatik geçişi açarsanız zaten işte herhangi bir şekilde yanlış bir takma yaptığınızdaki hemen ben kendim de burada onu yapayım. Şöyle yerleştirdim. Ve kendisi kullanmaya devam ettikten sonra a bu sağla solu değiştirmiş diyerek sesleri değiştiriyor. Burada ekstra medya ses seviyesi var. Normalde bu kapalı geliyor. Eğer sesi size az gelirse bunu açarsanız ses maksimumluğunu fazlasıyla yükseltirsiniz. Ve aşağıda da L2HC'ye bağlı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben şuradan yine bir hatta Sweet Dreams'idir. Euro Şimdi Sweet Dreams'i açtım. Mikrofona ses, sana ses geliyor mu şu an hoş? Çok fazla uzun tutamayacağım tabi. Şu seviyelere çektiğimde aslında ben hem kendi sesimi duyabiliyorum hem de şarkıyı duymaya devam edebiliyorum. Bunun sebebini çünkü burada ekstra medya ses seviyesini açtığımda dışarıdan artık çok daha rahat bir şekilde duyuluyor. Ama ben bunu kapatırsam ve fullleştirirsem dışarıdan duyulur ama onunkisi kadar fazla da olmuyor. Yani burada sizin derdiniz eğer dışarıdan duyulur mu vesaire diye bir durum olursa evet duyulabiliyor ama metrobüste, otobüste, metroda vesaire siz bunu sona çıkarmadığınız müddetçe de sorunsuzca kullanıyorsunuz. Etraf sesli bir yerse ki kutu açılış ya da ilk bakış videosu demek daha doğru. İlk bakış videosunda da görebileceksiniz. Hani o etkinlik alanı gibi kalabalık etrafta da müzik çalan bir yerde. Bunu açıp yüksek sesle yaparsanız sorunsuzca tabii ki yine müzik dinlemeye devam edersiniz. Etraf sesli olduğu için de sesiniz dışarıya gitmez. Bunu da söylemiş olalım. Üzerinde toplamda 3 mikrofon var. 2 mikrofonu sizin sesinizi alabilmek adına 3. mikrofon da rüzgar gürültüsünü engellemek için ayarlanmış durumda. Bu dışarıdayken ya da sizin mikrofon kalitesine bakmak istediğinizde de sesin zaten rahat bir şekilde ayarlamasını sağlıyor ki şuradan hemen ses kaydediciye giriyorum. Şu anda sesimi Huawei FreeClip üzerinden görüyorsunuz. Burada ses kaydını alıyorum. Huawei'nin Mate 50 Pro'sunu gelecek şekilde şu an sesler mikrofondan geliyor. Yani siz e, mikrofon görüşmesi yaptığınızda bir telefon görüşmesi yaptığınızda Zoom toplantısına girdiğinizde ya da bir ses kaydı almak istediğinizde Huawei FreeClip'ten sesiniz bu şekilde karşıya gidecek. Şimdi sesimi kaydettim. Siz de zaten kendiniz canlı olarak gördünüz. Ben mikrofon kısmında gerçekten fazlasıyla beğendim. Dışarıdayken rüzgarı iyi bir şekilde kesiyor. Ama diğerleri kadar mükemmel mi? Hayır çok ufak altında ama kötü de olmadığını söyleyeyim. Yani birçok mikrofondan da daha doğrusu birçok kulaklığın mikrofon performansından da daha iyi seviyede. Huawei'nin kalasında ise ikinci sırada vesaire olur. Yani FreeBuds Pro'nun bence birazcık daha iyi de bu konuda. Ama dediğim gibi burada farklı tasarım ve bazı engellerin de olduğunu düşünmek lazım. Batarya kısmı oldukça önemli. İçerisinde kulaklığın 55 mAh bu arkadaşımızın içerisinde 510 miliamperlik bir destek bulunuyor. Daha doğrusu bir batarya bulunuyor. Bu sayede kulaklıkların her biri 8 saat müzik dinleme, 5,5-6 saatlik bir mikrofon performansı yani telefon görüşmesi yapabiliyor. Bir diğer yanda toplamda 36 saate varan da bir kullanım ömrünüz oluyor. 8 saat ne demek? Biz mesela Dubai'ye gittik. Dubai'ye gidiş geliş süresinde ben şarj etmeye gereksinimin olmadan full şarjda eğer yola çıkarsa bu kulaklıkları kullanabileceğim anlamına geliyor. Bir diğer yandan siz bir koşuya çıktığınızda yarım maratonu bitirseniz bile fazlasıyla süre risk alıyor. E bunun gibi şeyleri düşündüğümüzde aslında sporda ofis, ofis zaten 8 saatlik bir çalışma döngüsü. Yani siz sabah 9'da başlattığınızda öğle yeme arasını verdiğini çıkarttığınızı vesaire düşürse ya da müzik dinlemediğinizi akşam 6'da 5'te çıkara kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu yüzden batarya süresi oldukça iyi seviye seviyede. Merak edeceğiniz hemen bir konuya gelelim. Bu kulaklıklar spor yaparken, koşarken, işte barfiks çekerken vesaire düşer mi? Bunun testini daha öncesinde de yapmıştım. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Yani saçım başım dağıldı. Koştuğunuzda o ki o sallanma hissiyatını da burada yapayım. Sesim titriyor zaten. Ama herhangi bir şekilde olmuyor. Peki kutularına bakalım. Kutuda da şu şekilde duruyor. Ve hiçbir şekilde düşmüyor. Yine klasik kulaklık görünümüyle de kullanabiliyorsunuz diyelim. Yani Huawei Free Clip evet niş kitlesi olabilecek. Bu şekilde görünmesini işte ya bu küpe gibi ya ben takmam diyenler de çıkabilir. Ben sesi tamamıyla yaşamak istiyorum, kapalı bir kulak takıyorum diyenler olabilir. Ama dediğim gibi işteyken etraftaki sesleri duyup rahat rahat müzik dinlemek, yolda yürürken sorunsuzca şey yapmak ya da koşuya çıktığınızda vesaire etraftaki sesleri duyabilmek ve bir diğer yandan müziğin keyfini de doğa sesleriyle beraber yaşayabilmek gibi şeyleriniz varsa o zaman Huawei FreeClip sizin için güzel bir cihaz olabilir. Ben sevdim mi? Evet sevdim. Oldukça keyifli bir kullanım sağlıyor. Ama ben de silikon uçlu kulaklıkları sevdiğim için benim için farklı bir tercih konumuna geçiyor. Ama dediğim gibi açık tasarımlı kulaklık arayanlar için fazlasıyla şık ve bir diğer yandan şıklığı da var. Yani ben şu an mesela orada siyah bir takım giymiştim. Onun üzerine bunu giymiş olsam gaye şık görünmeye bence devam ederdim. Ha insanların biraz alışması gerekebilir. Biri size seslendiğinde işte onun kulaklık olmadığını düşünerek kulaklık taktığınızı düşünmeyebilir. Çünkü artık insanlar kulaklıkla dolaşmaya alıştı ama bu da zaten çok da dert olacak bir şey değil diye düşünüyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Huawei Free Clip hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir incelemede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.